Halim olan Allah Azze ve Celle dolayısıyla var olan her şeyi biliyor. Varlık aleminde öncesiyle biliyor, sonrasıyla biliyor. Bir şey olacaksa da Cenab-ı Hak biliyor. Efendim, Cenab-ı Hak madum olanı bilmiyor, dolayısıyla olacak olanları da bilmiyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın gaybı bilmediği, vuku bulacak şeylerden de haberi olmadığı iddiasına dönüşür. O zaman Cenab-ı Hakk'ın gaybı bildiği iddiası da anlamsız hale gelir. Bir anlamı yok. Yarın ne olacak? Ben hangi toprakta yere düşüp öleceğim? Ben bilmiyor olabilirim ama Allah da bilmiyor demek. Yarın ne yiyeceğim? Neler kısmet? Ben bilmiyorum, Allah da bilmiyor. Falanca yarın ne tür davranışlarda bulunacak? Hayatın akışı ne yöne evrilecek? Cenab-ı Hak da sabah akşam haber okur gibi öğreniyor bunları. Bu da Allah Azze ve Celle'nin ilminde noksan iddia etmektir. Allah Azze ve Celle'nin öyle bir ilmi var ki an şuhud itibariyle ki yaşanan zaman dilimidir. Koordinat koordinat evrende her noktada ayrı yaşanır. Cenab-ı Hak her noktada her birinin varlığına yaşandığı ana tanıktır. O huve ala kulli şeyin şehid. Şuhud ilmi Cenab-ı Hakk'ın yaşanan bir hadisenin yaşadığı andaki gerçekleştiği andaki ilmidir. Ve Cenab-ı Hak istisnasız her şeyin yaşandığı andaki haline tanıktır. Bu Cenab-ı Hakk'ın şuhud ilmi. Diyor ya, alimul gaybi ve şehada. Şehadeti bilen Allah Azze ve Celle. Şehadetin, yaşanan anın gerisine kalırsanız, geçmişe düşerseniz, mazi diyoruz ona. Yaşanan anın önüne geçerseniz, gelecek karşınıza çıkar. Gayb da bu iki taraf. İster geçmişe bakan yüzüyle, İster geleceğe bakan yüzüyle. Cenab-ı Hak bunu da biliyorum diyor. Gayb ilmini de biliyor. Alimul gaybi ve iki türlü bilgisini tarif etti. Gayb ilmine sahip ve şuhud ilmine sahip. Bir oluşun, bir gerçekliğin, bir varoluşun Allah Azze ve Celle onu gayben de bilir ve yaşandığı anda şuhuden de bilir. Kimi ayetlerde şuhuden bilgisine işaret ettiği yerde oradan yola çıkıp demek ki gayben bilmiyor demek, Cenab-ı Hakk'ın iki türlü bildiği ayetini göz ardı etmek demek olur. Cenab-ı Hak tek türlü biliyor sanmak olur. Halbuki sıklıkla Cenab-ı Hak bu iki türlü bilgisini bize söylüyor. Alimul gaybi ve şehada. Allah Azze ve Celle gaybın da alimidir, şehadetin de alimidir. Bak bu iki farklı ilim türü. Bunu teke indirgediğin zaman o zaman şuhuden bildiğini söylediği ayetlerin hepsinde işte öyle padinaj yaparsın. Her gün bir yamayla yetişmeye çalışıyor. Her gün yeni bir yamayla. Sonra etrafındakiler olmadı hocam. Öyle de öyle gitmeyecek bu. Artık bu konuyu gündeminden çıkar. Berikler sahiplenemeyecek. Çünkü Cenab-ı Hakk'a bilmez de demeye geliyor. E bilmediklerini bildiğine indirgersen mahcubiyet seni bir adım sonra bekler. Beriki Hazreti Adem'e baba atamaya kalkar. Ötekisi bir başkasına cinsiyet yamamaya kalkar. Böyle akşamdan sabaha üretilmiş, şundan bundan biraz pozitif bilimler, ilim, tıp vesaire ucuna kenarını ekleyerek ilim olmuyor. Sonra da keşke şu soruyu bana sormasalar artık diye her gittiğin yerde bu mahcubiyet seni bekler. Olabilir, insanoğlu hata edebilir. Hata ettiğimiz yerde biz dün bunu yanlış anlamışız demekte bir beis yok. Bazen farkında olmadan insan anlamadıklarını anladıklarına indirgeyebilir. Bunu kasten yapılmış örnekleri çok çirkin. Dikkatsizce yapılmış örnekleri çok çirkin. Ama olur ki bazen insan dikkat ettiği halde de anlamadıklarını anladıklarına indirgeyebilir. Ama bir kişinin bazen ders ortasında yaşanıyor burada. Bir kişinin hocam aslında şöyle demiş olamaz mı diye ufkumuzu açtığı yerde sınırlı düşündüğümüzü dağarcığımıza indirgediğimizi Cenab-ı Hakk'ın farkına vardığımız zaman evet haklı söylüyorsunuz. Ayetin lafzı tam da sizin dediğinize daha el verir durumda. Gayret, çaba ayeti lafzından kopmadan daha doğru anlamak iken ve bu konuda kolektif bir çabaya değer vermek iken birileri lafzından ne kadar kopup uzakta uçuk bir şey bulursam onu marifet sayıyor. Ya bu dediğin lafzıyla bir o kadar ters oldu şimdi.
Diğer ayetlerle de hiç yan yana durmuyor. O zaman eline alıyor tıraş makinesini. Diğer ayetleri tek tek nasıl tıraş edebilirim? Onları buna nasıl uyarlayabilirim? Ne zamana kadar? 1-2 ay çaba, sonra rüzgara karşı savaşan adam gibi geri dönmek zorunda. İnne rabbeke hakimun alimun. Biz başta kendim olmak üzere daha ilk başta ayetleri çalışmaya başlarken şöyle bir ilke edinmiştik. Allah Azze ve Celle en doğrusunu söylüyor. Biz, öncekiler de düştüler bu hataya, yeni şeyler değil bu. Biz Cenab-ı Hakk'ın söylediği şekline odaklanalım. Belki asırlar sonrasını bugünden görme fırsatımız olacak. Cenab-ı Hak enzelnel hadide mi demiş? Demiri indirdik demiş. İndirdik diyelim arkadaş. Efendim biz indirdik yazarsak yanlış anlaşılır. İnsanların hafızası bunu kaldırmaz. Nedir bu demir yağmur gibi? Su mudur ki yağsın? Ey bi ma'na halakna, yani yarattık anlamınadır deyip geçelim mi? Yok, Cenab-ı Hak halakna diyecektiyse halakna derdi. Anlamazsak birileri anlamadığı yerde Cenab-ı Hakk'ın kitabına şey isnat eder. Ne diyeyim işte, hata isnat eder. Niye? Bilmediğimiz şeyleri yanlışlamak ilmi bir yöntem midir? Bilmediğimiz bir alandaki bir durumu yanlışlamak için de delile ihtiyacınız var. Siz bilmiyorsunuz ki, bilmediğiniz şeyle ilgili delil yoksunuzsunuz demektir. Bilmediğiniz şeyi yanlışlayamazsınız. Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği bir şey, öteden haber verdiği bir şey, çok geçmişten haber verdiği bir şey, bize bugünkü dağarcığımızdaki bilgilerle bir yere koyamıyorsak muallakta bekletmeliyiz. Cenab-ı Hak demiş: "Vessemâ'e halaknâhâ bi'eydin ve innâ lemûsi'ûn." Gökleri ellerimizle yarattık ve onları genişletmekteyiz. Rabbimizin dediğine, dediği gibi iman ediyoruz. Anlayamadığımız yerde anlayamadık demekte bir beis yok. Anlayamadıklarımızı bunu tam hakkıyla kavrayamıyoruz ama yine en doğrusunu Rabbimiz söylemiştir demek icap eder. İşte ne oldu? Gün geldi, uzay genişliyor dediler ilim adamları. Hemen koştuk geldik, yapıştık ayete. Bak Cenab-ı Hak da genişletiyorum demişti. Ama dün onu o haliyle doğru anlayamıyorduk. Nasıl bir genişleme? Her şey stabil gözüküyor. Ay orada, güneş orada. Ama şimdi her şey birbirinden uzaklaştığını görebilmeye başladık. Şu halde لِكُلِّ نَبَئِنْ مُسْتَقَرْ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Her verilen nebe'in bir istikrar kılacağı ortam vardır. Pek yakında bileceksiniz diyen Cenab-ı Hak, enba konusunda, haberler konusunda bilgimizin olmadığı alanlardan bize indirilmiş malumat konusunda dikkatli olmamızı emrediyor. Oralarda bile Allah Azze ve Celle'nin söylediği şeyleri söylemediklerini tahvil etmek mahcubiyet doğru. Beyefendi bırakın enba konusundakileri, Cenab-ı Hakk'ın bil fiil insanla alakalı sabah akşam kullandığımız kelimeleri kelimeye takla attırarak başka manalarda Cenab-ı Hak ya öyle diyecek olsaydı onu öyle derdi diyeceğin ve güleceğin bir biçimde tevil ediyor. Tevil demek hüsnü zannın dorukları olur. Aslında ilhatta bulunuyor. Hepimiz biliyoruz bunu. Bir ilhat örneğidir. Manayı yatağından kaydırdın başka bir yere, lafız artık başka bir vadide, senin uydurduğun mana başka bir vadide. Bunlar alim olan, hakim olan, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا, sözü en doğru konuşan kimseye yakıştırılacak şeyler mi bunlar? Şimdi biri iman etse seni de onun yanına vermeliyiz ki Kur'an okurken senden öğrensin bunları, ya da adam yanlış anlar. Gider Resul'e itaat eder maazallah, ayette öyle yazıyor diye, değil mi? Müşrik olur birdenbire Cenab-ı Hakk'ın emriyle. O yüzden sizin bu şeylerinizi, videolarınızı, kitaplarınızı falan yanında vermek lazım. Bunları da bir yere doldurdun mu yığınla şey çıkıyor. Al sana kitap, bunlar olmadan anlaşılmıyor. Resul'e, üzerinde vahyin teyidi olan Resul'e vermediğiniz paye, ki kendisinden yapmazdı bunu, Cenab-ı Hakk'ın yönlendirmesiyle yapardı. Ona vermediğiniz payeyi şimdi zurnaya delik olmayacak adamlar sabah akşam öttürüyorlar. Bugün böyle söyler, yarın o gün söylediklerini unutur, başka türlü söyler. Uydurma olduğu için de çeşit çeşit
İki sene öncekilerle de örtüşmüyor. İki sene önce söyledikleri de bir ekne saklık yok arada. İnne rabbeke hakimun. Dolayısıyla bize Cenab-ı Hak birebir en yakından senin Rabbin hakimdir. Hikmet sahibidir. Öyle boş konuşmaz, abes konuşmaz. Ayağıyla kulağını göstermez. Düz konuşur, doğru konuşur. Resulüne de doğru konuşmayı emrederdi, emretti. Ve kul lehum fi enfusihim kavlen beliga. Onlara kendi içlerinde belagatlı bir söz söyle. Geçmiş peygamberlerin o belagatlı sözlerini kendi kitabında, kendi sözü olarak aktardı bizlere. Aktarmaya değer buldu. İnne rabbeke hakimun alim. Senin Rabbin hikmet sahibidir, ilim sahibidir. Bu ayetin son ifadeleriydi.